Bu video dersimizde sizden matematikte toplam 1996-2007 yıl toplam mevzulardan başlık varız. Birinci mevzusunu, birinci mevzusu natural sonlarına doğru. Natural sonlarına doğru üçüncülerden biri varız. Hazır bir demek dersimizde aynen toplamdaki misallarını tahlil kılıp uşa bu işe üçüncüleri veririz. Aynen misal ve şunun okşaslarını üçüncüleri veririz. Keyingi derslerimizde demek natural sonlarga doir istilgan tushunchalar qarab boramiz. Xo'p, matematikada demak, birinchi biz qaraganmiz 5-sinfda qo'shish yoki ayirishda taqsimot qonunini qaraganmiz. Ya'ni umumiy ko'paytuvchi bo'ladigan bo'lsa, umumiy ko'paytuvchini qalsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin yig'inda yoki ayirmada. Mana bu tushunchani demak biz ko'rganmiz. AB-AC beriladigan bo'lsa, AA ikkalasi ham umumiy ko'paytuvchi bor, qalsdan tashqarisi ko'paytma qilib chiqarishimiz mumkin. Şunda B minus C hosil bo'ladi. Agar o'rta yig'indi bo'ladigan bo'lsa, A ni chiqarish natijasi bular yig'indisi hosil bo'lib qoladi. Buni demak siz boshlang'ich tushunchalardan bilasiz. Ana endi xuddi shu demak shunaqa misol berilgan. Birinchi misolda berilyapti. 26 ko'paygan 25 minus 25 ko'paygan 24 plus 24 ko'paygan 23 minus 23 ko'paygan 22 minus 12 ko'paygan 8. Mana shuni hisoblaymiz deydi. Biz bilamizki, umumiy ko'paytuvchi bo'ladigan bo'lsa, qalsdan tashqariga chiqariladi. Mana bu ikkalasida 25 ikkalasida ham bor bo'lgani uchun 25 ni qalsdan tashqariga chiqarsak 25 qalsdan tashqarisiga chiqyapti. 25 chiqyapti. 25 chiqib ketish natijasi bu yerda qoladi 26 minus bu yerda 25 chiqib ketish natijasi o'rinda qolyapti 24 plus mana bu ikkalasida ham e'tiborli 23 bor. 23 ni qalsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak birinchisida qolyapti 24 minus 23 ni qalsdan tashqariga chiqarish natijasi ikkinchisida qolyapti 22 minus umumiy ko'paytuvchi. Agar mabodo yana davom etib bir xil bo'lganida edi, qalsdan tashqariga chiqarsak, hozir o'z holicha qoladi. Umumiy ko'paygan 8. Ana endi bu yerda hosil bo'lib qolyapti 25 ko'paygan 2 plus keyingisida 23 ko'paygan 2 minus demak 12 ko'paygan 8. Mana bu ikkalasidan umumiy ko'paytuvchi 2 bor, 2 ni qalsdan tashqariga chiqaraman. 2 ni chiqarish natijasida 20, birincisi 25, ikincisi 23 qolyapti. 25 plus 23 minus 12 ko'paydigan 8. Birincisi osilib qoladi. 2 ko'paygan 48 minus keyingisi 12 ko'paygan 8. Umumiy ko'paytuvchi yo'q. Yani umumiy ko'paytuvchiga keltirib olsak bo'ladi, shart emas. Hisoblaganimiz qo'yaroq. Ko'paytirganimizda 96 minus ko'paytirganimizda 96 ayirgansi 0. Shu joyda aytib o'tmoqchimiz. Bu demak ishonch yo'lini ko'rib berdik. Lekin siz 0 dan boshlayapsiz, ya'ni to'plamni boshidan boshlayapsiz. Oldin balki ko'rgandirsiz. Oldin ko'rmaganlar uchun ham birinchi marta to'plam mana shu misollar ishlayotganlar uchun ham xuddi shu usul demak o'rinlar. Biz hozir maydalab tushuntirib berdik. Aslida maslahatim siz shunaqa hisoblamasdan o'sha iloji boricha tezroq hisoblaganingiz ma'qulroq edi. Ya'ni qanday? Mana bu holatda. Misol berilishi kitobda bor. Yoki telefondan qarayapsiz, misolni berilishi bor. Misolni yozmasligingiz maslahat beraman. Endi bilim darajasidan yaxshiroqlar uchun, aniq tushunib olganlar uchun. Misolni yozmaysiz. Birdan xayolda bilamiz. Ikkalasida 25 ni qalsdan tashqariga chiqaraman. Chiqarsam, birinchisida 26 qoladi, ikkinchisida 24 qoladi. 26 min 26 minus 24. O'ylab ko'ring, 26 24 ni ayirsak 2. Mana buni birdan 25 ko'paygan 2 yozdik. Plus 23 ni ikkalasidan ham chiqarsam qoladi 24 minus 22. O'ylab ko'ring, 24 dan 22 ni ayirsak 2. Birdan bilamiz-da biz. 2 minus 12 ko'paygan 8. Mana bu yerda
Nima qilamiz? Bilamizki, umumiy ko'paytirish sifatida 2 bor. 2 ni qanchasi tashqari chiqsa, ko'paygan 25 plus 23 qoladi. 25 ga 23 ni qo'shganimda 48 ligini og'zaki qo'shayrishdan bilaman. Minus 12 ko'paygan 8. Endi loji hisoblaymiz. Bu 96, bu ham 96 bo'ldi. Endi bu yoqda oddiyroq holatini qaramadik. Hisobladik 96, hisobladik 96. Ayirmasi bo'ldi. Bu yerda necha qatordir narsa yozmadik, o'sha bir qatorga sig'dirib qo'yamiz. Ancha vaqtimiz ekonom bilan. Yana shunaqa narsa bor. Bizni miyamiz qancha ko'proq nagruzka qiladigan bo'lsa, ko'proq yuk beradigan bo'lsa, bosim beradigan bo'lsa, shunga moslashib boradi. Hammasini vaqt o'tkazmasdan oddiylarini iloji boricha tezroq og'zaki ishlashga harakat qilsangiz, keyingi qiyinlarni ham o'zi xayolda ishlanishi kelib qoladi-da. Men mana shuni maslahat beraman. Yaxshi tushunib olganlar uchun, agar mana bu holatga ikkilanadiganlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi usulda ishlaganingiz ma'qulroq. Xo'p. Ana endi mana 4-chi misolni ham ishlab berishimga to'g'ri keladi. 21 ko'paygan 13 plus 24 ko'paygan 13 plus 45 ko'paygan 12 plus 25 ko'paygan 44 minus 89 ko'paygan 24. Mana shu hisoblashimiz kerak. Har doimgi tushuncha umumiy ko'paytiruvchi bo'lsa, qaysi tashqariga chiqariladi. Mana ikkalasida 13 bor. 13 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, bu yerda 21, bu yerda 24 qolyapti. 21 ga 24 ni qo'shganimizda 45. Plus endi mana bularda o'xshashi yo'q. O'xshash bo'lmagani uchun o'zini davomida yozib olaman. 45 ko'paygan 12 plus 25 ko'paygan 44 minus 89 ko'paygan 24. Buni tushuntirib berishimdan maqsad hammasi ikkita umumiy ko'paytiruvchi chiqariladi, chiqariladi, chiqariladi degan tushuncha emas. Misolga qarab o'zgarib boryapti. Mana bularda umumiy ko'paytiruvchi yo'qmi? O'zicha yozib oldim. Ana endi mana bu ikkalasida 45 bor. 45 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu yerda 13, bu yerda 12 qolyapti. 13 ga 12 ni qo'shganimizda 25. 25 ko'pay. Mana bularda ham o'xshashi yo'q. 25 ko'paygan 44 minus 89 ko'paygan 24. Lojsizmiz. Birma-bir bajarmasak hisoblay olmay qolyapmiz, chunki bir xil umumiy ko'paytiruvchi hosil bo'lib qolmayapti. Endi ikkalasida ham 25 bor. 25 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, birinchisida 45, ikkinchisida 44 qolyapti. 45 plus 44 qo'shganimizda demak 89. Davomida 89 ko'paygan 24. Ikkalasida umumiy ko'paytiruvchi sifatida 89 ni chiqarsak, birinchisida qoladi 25 minus 24. 25 dan 24 ni ayirsak 1. Demak 89. Hammasi juda oddiy, birdan kelib chiqavermaydi. Tushunib olsangiz bo'ldi. Ana endi keyingi tushunchalardan 11-chi misolda berilgan 45815 ko'paygan 45818 minus 45814 ko'paygan 45816. Demak bu keyingi usulimiz, alohida usulimiz. Agar son kattaroq sonlardan, kattaroq sonlar ko'paytma, yig'indi, ayirmalar qatnashadigan bo'lsa hamda o'sha kattaroq sonlar bir nechta son qatnashib, ular orasidagi farq kichik bo'lsa, farq juda kichik son farq qilsa, e'tiborli 45815, 45815, 18, 14, 16 yo 3 yo 4 yo 1 o'shanda farq qilyapti. Yo 5 ga farq qilishi mumkin. O'zi katta-katta sonlar, lekin bir nechtasi kamgina songa farq qilib qoladigan bo'lsa, eng yaxshi usul belgilash kiritish. Qaysini belgilash kirsak bo'ladi? Farqni xohlagan eng kattasini belgilash kirsangiz ham bo'ladi, bunisini ham, bunisini ham belgilash kirsak bo'ladi. Biz sizga qoida tariqasida aytib ketamiz, eng kichigini birorta harf bilan belgila oling. Aslida farqni xohlaganini belgilasak bo'ladi. Ya'ni qanday? Agarda men eng kichkina sifatni 45000 814 ni A deb belgilasam,
Ya'ni mana buni o'rniga a olib borib qo'ysak bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Mana buni o'rniga a olib borib qo'yamiz. 45815 deganimiz. 45815 deganimiz 45814+1. E'tibor qiling, 45814 ni a deb belgiladik. Mana buni a deb belgilaganimiz uchun o'rniga a olib borib qo'ya olamiz. Ya'ni 45815 ni a+1 deya olar ekanmiz. 45818 nichi? 45818 ni 45814+4. Nimaga buni keltiryapmiz? Chunki o'sha narsani biz a deb belgilaganmiz. Mana shuni a deb belgilaganmiz. Va o'rniga qo'yib keta olamiz. O'rniga qo'yib ketish natijasida mana buni o'rniga a+1 45818 ning o'rniga a+4 45814 ning o'rniga a 16 deganimiz 45814+2 ya'ni a+2 deb yoza olamiz. Mana bu holatlarni siz og'zaki hisoblaysiz. Endi men tushunmay qolmasligingiz uchun bir yozib beryapman. Aslida siz mana bular yozmasdan og'zaki a bo'lsa a+1, a+4, bunisi a+2 sifatida og'zaki qarab ketasiz. Ochsak, a'ga a'ni ko'paytirsak a kvadrat. A'ga 4 a, mana 1 ga a, birgalikda 5 a. 4 a kvadrat minus 2 a. Demak a kvadratdan ayrildi. 5 a dan 2 ni ayirganimizda 3 a plus 4. Javob mana shu. Faqat a deb belgiladik biz 45814 ni a o'rniga olib borib qo'ysak 3 ko'paygan 45814 plus 4. Mana bu bizga yechim hisoblanib qoladi. Javob shu. Birma-bir ko'paytirganingizdan ko'ra osonroq. Og'zaki hisoblaganingiz natijasi shuncha vaqt ketmaydi. Endi men to'liq sizga tushunarli bo'lishi uchun sekin tushuntirib berdim. Keyinlarda davom etamiz. Biz testga moslashayotganimiz uchun testda aynan javoblardan foydalaniladigan holatlar ham beriladi. Hozir misol nomerini aytib ketyapman, o'shlarda to'g'ridan to'g'ri misol o'ziga qarab o'rganingiz ma'qulroq hisoblanadi. Aytaylik 13-chi misolda shunaqa savol berilgan. 6 ni deb deyilyapti 6 ni. Mana bu javoblardan A, B, C, D, A javob. B javob, C javob, D javob. Demak 6 ni javoblardan qaysi biriga ko'paytirganimizda hosil bo'lgan son 44 ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni bu nima degan? Savol shunaqa narsa aytiladi. 6 ni mana bular qaysi biriga ko'paytirganimizda oxiri 24 yoki oxiri 19, oxiri 79 qaysi biriga ko'paytirsak oxiri 44 ko'rinishda bo'ladi. Bu yo xohlagan son, bu yo xohlagan son ketaversin, faqat oxiri o'shanday bo'ladi. Endi bunda biz faqat javoblardan foydalanamiz. Qo'yib ko'ramiz qaysi biri qanoatlantirsa o'sha yechim. Mana buni ko'paytirib ko'raman 6 ga. 6 kere 4 24 ikkisida 6 kere 12, mana bu 2 bilan 14. Birda ko'paytirish natijasi bu yerdan yozilib ketadi. Demak, mana bu javobni 6 ga ko'paytirganimizda oxiri 44 ko'rinishda bo'la oladi. Demak, A javob to'g'ri. Tahlil qilib ko'rishimiz uchun B javobni ham ko'radigan bo'lsak, 6 ga ko'paytirsak, 6 kere 9 54, 5 yilda 6 kere 1 6, mana 5 bilan 11. Birda ko'paytirish natijasi bu yerdan yozilib ketadi. Oxiri 44 emas, 14 bo'lyapti. Shuning uchun xato. Keyingisini ham mabodo to'liq ishonch hosil qilish uchun ko'paytirib ko'rishimiz mumkin. Lekin a javob to'g'ri chiqdi, biz qolganini qo'yib ko'rishimiz shart emas. Mabodo a javob xato bo'lganida keyingisini qo'yib ko'rishimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni bular to'g'ridan to'g'ri javoblardan foydalaniladigan misollar. Xo'p, demak 16-chi misol.
Hansız, tutsam, mürekkep son numaradan bilirsiniz. Sağolda etler. N'nin oranlığı şunda rakam koyun ki, neticede 50 plus N son, hemen şu son, en kem tüp kupayı turuşlara ajralsın. En kem tüp kupayı turuşlara ajralı degen, tüp son bulsa degen. Yeter 3. Tüp kupayı turuşlarsa 3 değil mi uzı? 7. Tüp kupayı turuşlara ajralsa 7'nin uzı. 7'den 7'yi bazı koysak bile. Yok ki, berladigan bo'lsa, aytaylik 15 tub ko'paytirishga tengdiradigan bo'lsa, 3 ko'paygiga 5, ya'ni ko'paytirma sifatida yozib qo'yamiz. Eng kam tub ko'paytirish ajrasin degan tub son bo'lsin degan. N ning o'rniga qanday son qo'ysak, 50 plus n tub son bo'ladi. Ya'ni biz bilishimiz kerak, 50 dan katta tub sonlar bilishimiz kerak. 50 dan katta tub sonlar, endi yodlagan bo'lishimiz kerak, 53 va 59. Ya'ni n ning o'rniga 3 qo'ysak, 53 bo'ladi. N ning o'rniga 9 qo'yganimizda 59 bo'ladi. Ending oranı 3 ya ki 9 koysak kanatlandırır. Demek sağlıklardan şükür var yalnız. Hani şimdi size bana bir hal attık şükür başımıza doğru geldim. 20. misal 21 22, 23, 24 va hokazo 69, 70. Ya'ni shunaqa 21 dan to 70 gacha bo'lgan ikki xonali sonlar ketma-ket yozib chiqildi. Ketma-ket yozib chiqildi. Mana shu hosil bo'lgan sonning raqamlar yig'indisini toping deb berilyapti. Hosil bo'lgan son raqamlar yig'indisi. Ya'ni bu nima degani? Raqamlar yig'indisi. 21, 21, 2 ve 1 rakamlardan taşı topken 22, 2 ve 2 rakamlardan taşı topken uçlar hammasını koşup çıkın deyiler. 23, 2 hem de 3 rakamlardan taşı topken 24, 2 ve 4 rakamlardan 25, 2 ve 5 rakamlardan 26, 2 ve 6 rakamdan 27, 2 ve 7 rakamdan 28, 2 ve 8 29, 2 ve 9 rakamdan taşı topken xuddi shunda yozib borishimiz kerak. 30, 40 to 70 gacha bo'lganlarning raqamlarini qo'shib chiqing deb savol beriladi. Biz ham uni qo'shib chiqishimiz kerak. Endi bu yoqdan sig'maydi, shuning uchun pastdan yozib boraman. 30 3 va 0 dan tashkil topgan, 31 32 33 34 35 3 va 5 dan tashkil topgan o'sha tashkil topgan har bir raqamlar yig'indisi bizdan so'raladi. 36 37 38 39 keyin 40 dan 9 gacha shunaqa to 70 gacha bo'lgan raqamlar yig'imiz. Biz buni topishimiz uchun qarang nima qilamiz. Qulayroq holati, eng qulay holati. Mana bu sonda birler xonasidagi raqamlarni qo'shib chiqamiz. 21 dagi birler xonasidagi 1, 22 dagi birler xonasidagi 2, mana ular xonasidagi emas. 23 dagi birler xonasidagi 3, 4, 5, 6, 7, 8 lar qo'shib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 larni qo'shib chiqdik. 21 dagi 1, 22 dagi birler xonasidagi 2, 23'te birler xonasidagi 3 va hokazo qo'shib chiqamiz. Ana endi 1dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisini biz bilishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hamda 9. Qulay usulda qo'shsak, 1ga 9 ni qo'shsak 10, 2ga 8 10, 3ga 7 10, 4ga 6 10. Demak, 4 ta 10 40, mana 5 dan 45. Mana bular yig'insa 45ligi ma'lum bo'ldi. Hamda ikkilardan nechta? O'nlar xonasidagi ikkilar nechta? 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta. 9ta 2 18. Mana yozamiz. Ana endi keyingisidan birlar xonasidagi raqamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Biz bilmemiz, birden 9 geçe bugün rakamları yalnız 45'e gene geldik. Onlar konusunda neşte 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da. 10 da. Sebabı, bana bir oda 20 alınma geldi. Şunun için 2 dakika 9 sayıdı. 30'da 3 alınganın sonuna 3'de biteye kopayı yedi. Yani 10 da bunu yedi. 10 da 3, 30. Bana şurada oyunu yakışı düşünme alışınız gerek. Keyin yana devam etadigan bo'lsak 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 bular qo'shib chiqqanimizda bu yerda ham birlar xonasidagi 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'imiz 45 İndən taşqarı, onlar xonasındaki turtlar neçtə? 10-da. Yani bunu uzayam olunan üçün 10-da. 10-da turt, 40. Hani indi 50'den ta 59 geçə bugün sonunda rakamları yığımızdan koşup çıksak. Yani hukuklu boya gidiyor. 1'den 9 geçə 45'e gidiyor. Bilmez. İndən taşqarı 5, 5, 5, 5'lerden 10-da. 5'lerden 10'dası 50. Kim 60'dan 69 geçə sorduğundan bulsak. Bülde, birler konusunda rakamları yığındısı 45. Ondan taşkan 6, 6, 6'lardan 10 tane. Onunla konusunda 6'lar 10 tane, yani 60'ı verip oluyor. Ve, neki 70 var. 70'de rakamları yığındısı fakat 7 ve 0, yani 7. Bana şöyle hoş boyuşunun uzayı derli var. Hazır bizge bu, her kendi halatı en doğru usul bana şu. Soba edeceğim bu sefer. Şimdi aldırak sobayımız. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane 5. 100. 30'ya 60 kursak 90. 50 kursak 90. 2'de 90 demek 180. 100. 18'ye 7 tane koşarımız. 25. Şunu soba koyacağım bu sefer. Bizden netice hasilini koyalım. Hop. Bu demek bitti usulü. En yakışı usul desegen bu da. Ana endi doim o'rinlar. Aynan 20 dan 100 gacha bo'ladimi, 80 gacha bo'ladimi, 90 gacha bo'ladimi, farqi yo'q. Mana shu usul doim o'rinlar. Undan tashqari, xuddi shular uchun formulasi ham bor. Mana bunday formulasi bor. 5a plus 80. 5 ko'paygan a plus 80. Şah formülden top koysa gen böyle. Şimdi sıfatını kuruyoruz. A ne mi? A, ahırdaki son. Yani A vazifesi, ahırdaki kanalı son. A vazifesi 70 gelir. A'nın 70 koyduğu gen bilsek, 5 kopayı gen 70. 350 koysak, 330. Bayağı hem 330 degen cevap çıkarır. Yani size sağlıklı oluşum dedim. Tayyip formül nasıl bu oraya gen? Ne mekhalarınız? Şunca bayağı da kıynalı. Formula şuna kadar sağlar ki doyum uğrunamaz. Kaçan doğru formula? Ketime ket 50'de son bulsa. Hazır 21'den 70 kaçı 50'de son bulur. Ketime ket 50'de son buluş gerek. Ve ahırdaki sonumuz 2 konalı son bulsa yine 3 konalı son buladıkken bulsa hata. Yani kubulan 99 geçe buladıkken bulsa ve ketime ket 50'de son katlaşsa rakamları yıkanırsa bana şu formuladan topladı. Başka her kanda halatta demek formüle hata. 49 katlaşıp olsa, 80 katlaşıp oladıken olsa, 50 katlaşıp oladıken olsa formüle hata. Aynen toplam dergi misalları için doğru geldi. Lekin etteki sizge ihtiyar misal verilip oladıken olsa oya birinci çüntürge usulümüz hem sebebinden düşünersiniz hem daim doğru usul. Ehterek mi nedir misal verilsin? 35 36 37 38 Mana bu formulaya kelishi uchun ketma-ket 50'de son buluş gerek. 50'de son buluşun ahırı neçi bilen tugashi kerak? Demek 84 bilen tugashi kerak. 35'ten 84 geçir. Demek 50'de ketma-ket son bor. Rakamları yığımız. Yani her bir daha rakamlara koşup çıkardıkken bursak neçi getirin deyilse 5 kopaygen A vazifesi ahırı 2 kanalı son. 84 plus 80. Formula doyumuz gelmeydi. A en ahırdaki son.
5 o'zgarmaydi, 80 o'zgarmaydi. Mana shuni topib qo'ysak. Lekin o'sha 84 gacha emas. Aytaylik 75 gacha bo'ladigan bo'lsa. Ketma-ket 50 dan emasmi? Mana bu forma xato hisoblanadi. Yana qanday ishlaymiz? Boya ko'rsatganimizni birma-bir ishlab boramiz. Hozir sizga aynan shu holatini ham ko'rib beraman. Demak, formulani ham tushuntirib o'tdik sizga. Ixtiyoriy holatini ham tushuntirib o'tdik. Endi mana bu holatdagi misolga ko'rib beradigan bo'lsa. Aytaylik, o'sha 35, 36, 37 va hokazo yozilgan aytaylik 73 gacha. 35'ten daha 73 kaçı bugün iki kanal sonları yazıp çıkıldı. Rakamlar yerindesin. Soru alsak. Siz ta düşünüp o gününüz için her birini yazıp çıkıyor. Ete 35, 36, 37, 38, 39. Her bir kanalın Allah'ı da vahide yazılamaz. Bana şunu da birler kanalısıyla ile koşup çıkamam. 5, demek 5, 6, 7, 8, 9 larını koşup çıkkanımızda bu hasılı bu kola yaptı. Ha. 35 hasılı bu kola yaptı. Plus 3, bitti, 2'de, 3'de, 4'de, 5'de. 5'de 3 var demek. 5'de 3, 15. Hani kapı aldık. Ne? Kengiler yani eski kola. Biz sallaşımız gerek 40'dan ta 49 geçir. Bu yılda bir kona, birler konasında gerekenler yığındısı 45. Bundan taşkarı turuttan 10'da yani 40. Etibarlı kengiler uzun osan osan keterdi. Fakat başı sal. İki antarışı mı okumana bu birinci usulümüzde. Ki 50'den 59 geçir. 45 ve 50. Sağlı bilasız. 60'dan 69 geçir. 45 ve 60. Fakat ahırdısı yani. Tolu 79 geçe devam etmeyen için yazılıp olmamız. 70, 71, 72 ve 73. Birler konusu da 1, 2, 3 kuş neticesi 6. 7'den bitti, 2'de, 3'de, 4'de bu genel için 4'de, 7'de, 28. Bana şunların yığındısı bizge bunu topu beri olalım. Yani ihtiyori halet için kurup oraya biz. Biz aynen formla benim akşamasınız. Sizge toluk çünçe benim akşamız. Demek kara bulduk. Kandaydır bana bir etkilenişi bulabilirken olsa videonu kayda kayda koyacağınız tavsiye kılın. Hani hem de kengi çünçesi bulabilirken olsa 8'ge kararlı 2 konalı sonları bir işlerinde belirledi. Sonra 26. misal 7'ye kararlı belirledi ama biz 8'ge kararlılarını için tutmuşumuz sizle. Yani onu uzun hızlı şaşırdığınız için 8'ge kararlı 2 konalı sonların işte. Yani 8'ge kararlı sonları 8, 16, 24, 32. Yani 8 kere 1, 8 kere 2, 8 kere 3. Ve hakkızı niçidir bağır mı ne buyurdu? Şuna kadar sağlık verip. O şeyin 8'ge kararlı 2 konalı son. En ahire 2 konalı son. Neyin kengisi demek 3 konalı. Bize 2 konalılar ne işlerim soruyor. Bir ağda gelir. O'sha mana bu qanday sonligini bilmaganimiz uchun eng katta ikki xonali sonni bo'lamiz 8 ga. Chunki 8 ga karallar nechta deb berilgan uchun. 6 ga karallar nechta bo'lsa 6 ga bo'lardi. 8 ga bo'lamiz. Bittadan 2dan chiqadigan qoldiqni ahamiyati yo'q. Ya'ni bu nima bildirib qolyapti? To 99 gacha 12 tasi 8'e kadar, 99 geç. 3 kaldık yani 99 bulunmaydı. 3 artıp kalıyordu. Ondan aldığı neçidir bar. O şey, 8'e bulunmaydı. Lekin neçidir yine tabi veriyordu. Şuna kadar tasarruf kısa yollardı. Birden ta 99 geçe, 99 şu yürüyorsa. Birden 99 geçe, 12 de son 8'e kadar da yedim. Savalda 2 konalı sonlar değildi. Şunların arası 8, 2 konalı olmaz. 8'ni çıkartıp taşıyemiz. Yani 1'den çıkartıp taşıyemiz. Cami. Bana bak 1'den boşluğa soruyordu. 1'den boşluğa da 99 geçer. Demek 12'de son 8'e kararlıydı. 1'tesi 2 konal bulma gelen için 1'tesini çıkartıp taşıyemiz. Kola yaptı 11'de. Yani 8'e kararlı sonlar 11'deydi.
Endi savolimizga o'tiraman. Agar 8 karra 3 xonali sonlar nechta deb yozsak. Eng katta 3 xonali sonni bo'lamiz 8 ga. Ya'ni eng katta 3 xonali son 999. 1 dan to 999 gacha nechta son 8 karrali ekanligini bilib olamiz. Mana. 999 ni bo'laman 8 ga. Demak, bittadan 124. Ya'ni 1 dan boshlab to 999 gacha 124 ta sonimiz 8 ekanlar. Savolda 3 xonali sonlar deyilyapti. Ya'ni 99 dan buyog'i so'ralgan. 100 dan to 999 gacha. 99 gacha bo'lganini chiqarib tashlashimiz kerak. Jami 1 dan 999 gacha 124 ta ekan. O'sha 3 xonallarni olishimiz kerak. 2 xonali, 1 xonali, ya'ni 99 dan pastini chiqarib tashlashimiz kerak. Ya'ni 99 gacha 8 karra sonlar 12 ta edi. Mana bu 99 gacha bo'lganlar 12 ta edi. 12 tani chiqarib tashlaymiz. 124 dan ayiramiz 12 ni. 112 ta 3 xonali son 9 karrali deganini bilib qoladi. Endi buni arifmetik progressiya bo'yicha ham topish mumkin. Faqat unda vaqtimiz ko'proq ketadi. Undan tashqari sal qiyinroq bo'ladi. Yana undan tashqari biz hali men progresslarni tushuntirib bermaganim uchun mana bu usul eng qulay holat. Yigirma sakkizinchi misolda savol berilyapti. 4012 darajasi, 4012 darajasi, 4012 darajasi va 4012 darajasi. Mana shu yig'indining yarmini hisoblang deb savol berilgan. Xo'p, yig'indini topib olaylik birinchi. 4012 darajasidan 4 ta. Yig'indi shu. Yarmini topish degani har qanday son yarmini topish degani 2 bo'lish. Mana buni bo'laman 2 ga. Bo'laman 2 ga. Qisqarsa, qisqarib 2 ko'paygan 4 ning 12 darajasi. Shu javob to'g'ri. Lekin qanday javob berilishi tuzadigan odamga bog'liq. Xuddi shu javob berib qo'yish ham mumkin yoki soddalashtirish bajarib 2, 4 ni ham 2 ning kvadrati sifatida yozib olib 2 ko'paygan 2 ning 24-tinchisi. Bu 2 ning 25-tinchisi. Asos bir xil darajasiga darajasi qolsa 25. Mana bu holatda berib qo'yish mumkin. Yoki yana ham o'zgartirib berish mumkin. Yana qanday? Mana buni 2 ko'paygan 4 ko'paygan 4 ning 11-tinchisi. Ikkalasini ko'paytirib 8 ko'paygan 4 ning 11-tinchisi. Shunaqa javob berib qo'yish ham mumkin. Hozir mana bu javob berilgan. To'g'ri javob berdi. Aytmoqchi bo'lganimiz ertaga testda siz mana bu javob chiqardingiz, u javob bu yerda berilmagan bo'lsa noto'g'ri deganmiz. O'shani savol o'zgartirib berib qo'ygan bo'lishim. Tushunchangizni ancha orttirib oldim.